Değerli dostlar güzel bir günümüz olsun ve keyifli olsun. Bugünkü farkındalık sohbetim e, aslında insanın gücüyle alakalı, insanın zayıflığıyla alakalı. İnsan öyle bir varlıktır ki e, zayıflığını görmeden güçlülüğünü, güçlülüğünü görmeden zayıflığını idrak edemez. Yani e, insan aklı selimken, aklı yerindeyken her zaman o güç halinin muhafaza olabileceği, ve o zihninin aynı dinamiklikte, aynı farkındalıkta çalışacağını zanneder. Oysa ki insan yaşı ilerledikçe, vücudundaki vitaminler, mineraller, yaşanmışlıkları hasıl olmaya başladığında, kişinin algıları, yargıları idrak seviyesi çok farklı hale gelir ve insanın o güçlü, azimli, iradeli hali bir anda değişmeye başlar. Fakat insan bunu anlamadan ve görmeden e, o güçlü olduğu zamanlar bu tarafa geçebileceğini hiç düşünmez. İşte öyle bir haldir ki insan bir işletim sistemidir. Bu işletim sistemine her an virüs girebilir, her an farklı hallerle karşılaşabilir. Bu yüzdendir insan güçlülüğünde tevazu halinde olması gerekir. İnsan bu yüzden en zayıf halde sabırla, e, merhamet dileyerek olduğu halde kendini muhafaza etmeye çalışmalıdır. Eminim ki şu an içinizde birçoğunuz zihninizi kontrol edemediğinizi, kaygılarınızın farklı hale geldiğini. Eminim ki birçoğunuz en zayıf hallerinizden en güçlü, en güçlü hallerinizden en zayıf hale geçtiğiniz birçok dönem vardır. İnsan her anında mutlaka bir şey öğrenir ve insan sorduğu sorular yaşadığı süreçlerdedir aslında insanın yaşam enerjisi. Şu anda eğer zihniniz çok fazla konuşuyorsa ve kaygılı bir haldeyseniz ve zihniniz sizi gerçeklikle gerçek olmayan arasında dönüp dolaştırıyorsa burada o sizi kaygıya götüren veya o Dolaştığınız alanlardaki halinizde sadece şunu yapmalısınız, onun gerçek olmadığını, bunun sadece gerçekmiş gibi önünüzde yansıdığını o an idrak edin lütfen. Çünkü bazı haller vardır ki aslında çok önemsenmemesi gerekip, ama o an bizim için çok önemli bir hal almıştır. İşte o an bir yanılsamadır. Çünkü bir şey gereğinden fazla önemlilik halinde sizi rahatsız ediyorsa orada gerçek olmayan bir şey vardır. Siz aslında onun gerçek olmadığını da biliyorsunuzdur. Fakat kendinize bunu anlatabilmek ve ikna edebilmek çok zordur. E, bu hallerde sadece biraz sabretmeniz gerekiyor. O gerçek olmayan ama gerçekmiş gibi e, sizi rahatsız eden şeyin sizi rahatsız etmesine bir süre daha izin verin. Ama gerçek olmadığını bildiğiniz için sadece sabırla olduğunuz noktada kalın. O bir süre sonra gerçekliği olmayan gerçekliği ...gidip gerçek halini açığa çıkartmaya başlayacaktır. İşte o halde e, zihnen, zihnen şunu yapabilirsiniz. E, şu an düşündüğüm bana ait değil gelip geçmesine izin veriyorum. Şu an düşündüğüm bana ait değil gelip geçmesine izin veriyorum. Zannetmeyin ki bütün insanlar e, aklen çok böyle e, huzurlular, mutlular. E, lütfen etrafınıza bakın. Özellikle 30 yaşlarını geçmiş olan insanlar... Her birinin en zayıf olduğu yerden kaygıları, korkuları, evhamları ve vesveseleri vardır. Biri sağlıkla, biri maddiyatla biri hayatında yaşadığı bir travmayla ama mutlaka her biri bir yerden tetiklenerek gerçek olmayan bir şeyi gerçekmiş gibi belirli zaman aralıklarında yaşar. Bu insanın hikayesidir. Bu insanın teslimiyetle olan savaşıdır. Bu insanın teslimiyeti öğrenme şeklidir. Bu sebeple lütfen bu yaşadığınız süreci zannetmeyin. Sadece siz yaşıyorsunuz ve aşmakta zorlanıyorsunuz bütün insanların 30 yaşından sonra yaşadığı ve zayıf olduğu yerden sınandığı haldir. E, o sınandığımız yerle ilgili cesaret göstermedikçe, akışa teslim olmadıkça bizi zorlamaya devam edecek. Hepimiz için kolay günler olsun. Hepimiz için e, gerçekliğini, gerçekliği gerçeklik içinde idrak edebileceğimiz günlerimiz olsun. Sevgiyle kalın.